Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek değerli mümin kardeşlerim, sizinle bir mümin olarak endişeler yaşamama neden olan zamanımıza ait bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Kitabımız Kur'an-ı Kerim, mümin olmamızı, ibadetler yapmamızı, Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşamamızı teşvik etmek için iki önemli yol gösterir. Bu yolların biri cennete, diğeri de cehenneme ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresinden son surelerine kadar yüzlerce ayet cenneti anlatır, cehennemi anlatır. Cehennem ürkütür, cennet teşvik eder. Rabbimiz yarattığı insanı herkesten iyi bildiği için sadece cehennemle korkutmanın veya sadece cennete teşvik etmenin mümin olmak, ibadet etmek için yeterli olmayacağını bildiğinden kitabımızın bir ayeti cehennemle tehdit ederken o ayetin akabinde bakarsınız cennet ayetleri gelir. Cennet ayetleri biter, cehenneme girecek kafirlerden söz edilir. O biter, tekrar cennet ayetleri başlar. Bu adeta artı ve eksi yüklemesiyle mümin enerjisi çıkarır ortaya. Aziz kardeşlerim, endişe ile izlememiz gereken tehlikeli bir sonuçla karşılaştık. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, cennetle ilgili ayetleri dinlerken bir varmış bir yokmuş, gelecekte cennet yaratılacakmış diye dinlemediler. Cebrail aleyhisselam saat 3'te mesela cennetle ilgili bir ayeti indirdi. 3'ü 5 geçe bir sahabi kendisini cennette hissetmeye başladı. 10 dakika sonra cehennemle ilgili bir ayet indi. Ashab-ı kiram adeta eteklerine baktılar, tutuştun mu cehennemde diye. Cenneti ve cehennemi gözlerinin önünde hissettikleri için cennet teşviki gece namaza kaldırdı, gündüz cihada gönderdi onları. Cehennemden korktukları için ve bu korkuyu da sanal olarak değil, realiter olarak gözlerinin önünde hissettikleri için, Allah onlardan razı olsun, yandım diye adeta bağırdılar. Cehennemden en uzak insan ihtimali onlarda olduğu halde
yanmış hissettiler kendilerini. Cennet burunlarının dibinde tüttüğü halde acaba girebilir miyim diye endişe ettiler. Allah onlardan razı olsun. Allah'ı memnun ettiler bu duygularıyla. Aziz kardeşlerim, cennet teşviki bir insanı namaza kaldırır. Cennet umudu kese kese parayı sadaka olarak verdittirir. Nasıl olsa Allah çok daha fazlasını cennette verecek diye heyecanla verir mümin. Alırken hissettiği lezzetten daha fazlasını verirken hisseder. Cennete iman pratik bir imansa, cehennem korkusu gerçekten zihni meşgul edecek kadar, uykuyu kaçıracak kadar mevcutsa bir müminde, onun harama yaklaşması değil, haramı hayal etmesi bile uykularını kaçırır. Bugün endişe ettiğim meseleyi sizlerle paylaşmak istiyorum aziz kardeşlerim. Bugün geldiğimiz bir noktada çocuklarımıza din öğretirken Allah bize cennet verecek derken, çok dikkatinizi istirham edeceğim. Okul bitiyor, anne annemlerin bahçesine gideceğiz diye sevinen bir çocuğun aynı şekilde ölür ölmez cennete Rabbime gideceğim diye sevinemiyorsa, yani anne annesinin köydeki bahçesi kadar cenneti kendisine yakın hissedemiyorsa, sahabi ruhu ile insan ve mümin yetiştiremiyoruz demektir. Bu bir risk. İstiyoruz ki çocuklarımız da ashab-ı kiram gibi olsun. Enes İbni Malik gibi olsun, İbni Mes'ud gibi olsun. Bunu istiyoruz ama Kur'an Enes'e de, Enes'in annesine de cenneti kapısının önündeki hurma ağacından daha yakın hale getirmişti. Hepinizin çok iyi bildiği Uhud'daki bir sahneyi tekrar hatırlatmama gerek yoktur. Cennet dediğin şu tepenin dibindedir deyince sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bunun bir kinaye olduğunu, yani bu tepenin dibinde kim Allah için ölürse sonunda cennete girer demek olduğunu bile, bunun bir kinaye, mecazi bir ifade olduğunu düşünmeden, vay be cennet bunun dibinde mi deyip yediği hurma salkımını fırlatıp atarak, bunu yiyecek kadar niye bekleyeyim ki madem cennet buradaymış demişlerdi. Akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennet ayetlerini okudu. Allah'ın cennette kullarına tecelli edeceğini anlattı. Allah'ı göreceksiniz dedi. Harise isimli sahabi sabah vakti, aradan bir gün geçmeden, bir gece geçtikten sonra aleyhissalatü vesselam Efendimizle karşılaştı. Harise, nasılsın bakayım dedi Efendimiz ona. İyiyim ya Resulallah, bu geceyi cennette geçirdim, Allah'ı seyrederek gece geçirdim dedi. Harise, sen duyuyor musun ne dediğini, ne dediğini duyuyor musun sen, sordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şuurlu söylüyorum ya Resulallah dedi. Sen anlattın ya bize cenneti, eve gittim kendimi o cennette hissettim dedi. İmandan söz ediyoruz. İman. Aziz kardeşlerim, endişelenmemizi gerektiren, üzülmemizi, korkmamızı gerektiren bir durum var. Çocuklarımız medya üzerinden her şeyi sanal, her şeyi kağıt üzerinde karikatürize edilebilir kabul etmeye başladılar.
Allah'ın Kur'an'ında vasfettiği cenneti de bir çizgi filmdeki maymunların, köpeklerin dolaştığı çay bahçesini gibi düşünmeye, ona kıyas etmeye doğru sevk ediliyor çocuklarımız. Her şeyi sanal alemin ürünü zannediyorlar. Doğduğu dakikadan itibaren çocuklarımız bu sanal dünyanın kulu kölesi haline geliyor. Sonunda da cennet nasıl olsa filan filmin filan sahnesinde var diyecek kadar cenneti aktörlerin yaşattığı, sinemanın, çizgi filmin ihdas ettiği bir teselli kaynağı zannediyorlar. Ebedi alem değil, filmin 23. dakikası, filan sahnenin filan boyutu gibi zannetmeye başlıyorlar. Bir de ilk öğretimden itibaren çocuklarımız felsefeli bir kafaya bulandırdıkları için, bana göre, bize göre, onlara göre deyip Kur'an'ı bile istediği gibi yorumlama hakkına sahip olduğunu, bunun bir insan hakkı olduğunu, zorla ona kimsenin bir şeyi inandıramayacağını düşünmeye başlıyor çocuklarımız ta genç yaşlarda. Anam ne karışır bana? Babam ne karışır? Sonra öğretmen ne karışır? Sonra Allah niye karışsın olmaya gidiyor. Bütün bunlar gece yatağımıza girdiğimizde uykuyu rahat rahat uyuyacak kadar hak edip etmediğimizi düşünmeye mecbur ediyor bizi kardeşlerim. Yeni nesil, yeni gelen nesil, gençlik Allah'ın cennetini hayal aleminin bir ürünü, Allah'ın kullarını namaz kıldırtmak için teşvik ettiği sanal bir ortam zannetmeye başladı. Bir de Müslümanların kürsülerine çıkıp Müslümanlara din öğretenler de ayet üzerinden, hadis üzerinden felsefe yapıp bize göre, bunlara göre, Araplara göre, Türklere göre diye Kur'an'ı ve Allah'ı insan ağzınla tartışılır hale getirince yeni nesil cennet umudu ile namaz kılma, cehennem korkusundan dolayı faize ve zinaya bulaşmama tehlikesi, umudu, heyecanını kaybetmektedir. Bu çocuklarımızın terör örgütleri tarafından kaçırılmasından aşağı kalır bir tehlike değildir. Çocuklarımızın beyinleri erozyona uğratılmaktadır. Yeni nesil artık cenneti filan firmaya yaptırabileceğini düşünecek hale gelmektedir. Bu Müslümanlar olarak, anneler, babalar olarak, öğretmenler, hocalar olarak nasıl çözeceğimiz için oturup günlerce tefekkür etmemizi, münakaşa etmemizi gerektiren bir sorundur kardeşlerim. Tekrar örneğimi zikretmek istiyorum. 8-9 yaşında bir çocuk okula 3 hafta kaldı. 3 hafta sonra anne, beraber anneannemlere gidiyoruz değil mi? Kirazları olmuştur değil mi onların? Kayısılarına yetişeceğiz değil mi diye çocuk anneannesine gideceği, babaannesine gideceği köy manzarasını özlüyorsa, babası da ona bak, karnen iyi olursa anneannelere gideriz, yoksa yazın kalırsın burada, gitmeyiz yoksa deyip anneannesinin bahçesiyle, meyveliğiyle nasıl teşvik ediyorsa, mümin, Allah diyen, ebedi cennete ve ebedi cehenneme iman eden mümin bir ailede de çocuklar, anne hangimiz önce giderse cennette o öbürünü bekleyecek, tamam mı diye anneannesinin bahçesini okul tatilinden sonra hemen kendisine verilecek bir nimet olarak gördüğü gibi Allah'ın cennetiyle de çocuklarımızı heyecanlandırmadıkça ne yaz aylarında ne de kış aylarında camilere gönderdiğimiz çocuklar imanın lezzetini alarak, ben Rabbimin arşını seyrettim bu gece, ölsem de Rabbime kavuşsam
diyen nesil yetiştiremeyeceğiz. Hem çocuklarımızın beyinlerini bombardıman altına alan bu medyatik unsurlar, hem de bilerek veya bilmeyerek bulaştığımız din felsefesi, din üzerinden, mukaddesat üzerinden teoriler yürütme, bana göre, bize göre, acaba öyle mi, şöyle miymiş, tarihseldi, mekansaldı diye dini eski zamanın heyecanlarından biri olarak görmeye başlamamız da bunun önemli altyapılarından birisini oluşturuyor. Aziz kardeşlerim, bugün Allah'ın şeriatını hakkıyla bilmeyen birileri çıkıp yahu önemli olan 4 rekat farzıdır öğlenin, peygamberin ashabının işi gücü olmadığı için onlara sünnet namazda kılın demiş diyorsa birileri bugün, ve bunu biz sessiz sedasız kulaklarımızdan girdiği halde içimize sindirebiliyorsak, böyle bir söz, yani bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nafile namaz diye bize emrettiği şeylerin o zamana mahsus, çölde işi gücü yok adamların, mecbur kılmaları lazım, neyle vakit geçireceklerdi denebiliyorsa, Müslümanların ezanlarının okunduğu şehirlerde esprisi bile bunun yapılabiliyorsa, hiç kimse tereddüt etmesin. 10 seneyi 20 seneyi bulmaz, Müslümanların içinden birileri çıkıp aslında cennet insanları morallendirmek için konmuş bir şeydir, cehennem de trafik kuralları gibi bir şeydir işte, bu trafik kuralına uysun insanlar diye Allah'ın cennetini ve cehennemini, böylece iman ettiğimiz Allah'ı ulu orta keyiflerine göre yorumlama cüreti de gösterebilirler. Bunun için biz evimizde çocuklarımıza ve böylece anneler babalar olarak kendimize, yöneticisi olduğumuz vakıflarda, okullarda, Kur'an kurslarında, medreselerde, İslam diye tesis ettiğimiz merkezlerde Allah adına ne kadar iş yaptığımızı o ay topladığımız sadakalarla, Ramazan'daki kurban bayramındaki hisselerle, fitrelerle sakın ölçmeyelim. Sakın ölçmeyelim. Bir vakfın, bir derneğin, bir caminin faaliyetini oradan toplanan paralarla ölçtüğümüz zaman, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ diyarında, paraların, çocukların, ailenin para etmediği bir yerde topladığımız paraları mı Allah'a İslami faaliyetlerimiz olarak göstereceğiz? Ne kadar kurban hissesi topladıysan o kadar başarı, bilanço farklılığı bu dünya literatürüdür. Eğer biz evimizde Müslümanlığı test etmek istiyorsak, çocuklarımıza yaptığımız İslam aşısının ne kadar tuttuğunu görmek istiyorsak, anne annesinin bahçesini, üzüm bağını özlediği gibi kim önce Allah'a kavuşacak diye cenneti özlediğini çocuklarımızın göreceğimiz güne kadar eğitim maratonumuz devam edecek demektir. Çocuklarımızın sabah namazına kalkmasını sağlayacak itici güç de budur. Çocuklarımız bizi ikaz etmeden bile haramdan el çekecek, Allah'tan korkacak bir kıvama gelmeleri de ancak böyle sağlanabilir. Cennet bizim artı gücümüzdür. Cennet hasretimiz kadar namaz kılarız, cehennem korkumuz kadar haramdan el etek çekeriz. Cehennem fanidir, o da gitti zaten. Cennette sonunda gireriz. Nasıl olsa ölen herkes rahmetli oluyor. Ölsün rahmetli olsun. Yaşadığı için zahmetli oluyor. Öldü mü rahmetli oluyor diye kelepur cennet pazarlamaları yapmaya devam ettiğimiz sürece, çocuklarımızı namaz eğitimli yapmış olsak bile, çocuklarımızı genç yaşta umreye götürmüş olsak bile,
Ne yaparsak yapalım, itici güç cennettir. Cennet umududur kardeşlerim. Bunun için bu kürsüden, bu kürsüden kabul etmediğimizi, reddettiğimizi beyan ettiğim bir cümleyi dillendirmek istiyorum. Birilerine ne kadar mal edildiğini bilmiyorum. Doğru mudur dediği değil midir onu da bilmiyorum. Ama kim bu dünyada cennet cennet dedikleri birkaç huri, birkaç köşk dediyse yalan söyledi, batıl söyledi. Cennet Allah demektir, Resulullah demektir, Havz-ı Kevser demektir. Birkaç köşk, birkaç huri değil, içinde Resulullah bulunan köşk demektir o. Güya Allah aşkını, güya ilahi aşkı o kadar tatmış ki cenneti tepelemiş gitmiş, aşkıyla eriyip gittiğini söylediği Allah ise Kur'an'ında وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ diyor. Allah cennete gelin diyor. Bu ise cennet dedikleri birkaç köşkmüş, birkaç huriymiş. Cennet Allah demektir. Bu sadece bir safsatadır veya bir şairin ağzından hezeyanla çıkmış yanlış bir cümledir. İnşallah kimse böyle bir şey dememiştir bu dünyada. Çünkü bir sarih küfürdür bu. Cennet birkaç köşk, birkaç huri filan değil, Adın cennetidir. Sütten, baldan, şaraptan ırmakların aktığı yerdir. Hiçbir insanın aklına, hayaline gelmeyen, tasavvur edilemeyen, çizgi veya noktalı filmi yapılamayan şeyin adı cennettir. Allah demektir cennet. Hazırlayanı Allah olan bir cenneti birkaç köşk, huri, otobanlar filan diye yorumlamak gaflettir. Bunu hangi gerekçeyle yaparsa yapsın bir mümin, Rabbinin huzurunda, cennetin sahibinin huzurunda ödeyemeyeceği, bedelini getiremeyeceği bir söz söylemiş olur. Aziz kardeşlerim, çocuklarımızın sabah namazına kalkması için gece yatarken Rabbim sana cenneti rüyanda göstersin diye dua ederek yatıralım. Rüyalarında cennet gören çocuklarımız olsun ki onlar biz uyanmadan bizi namaza uyandırsınlar. Çünkü ashab-ı kiramı, Allah onlardan razı olsun, Kur'an'ımız ve peygamberimiz cennet teşvikiyle donattığı için saatleri olmadan, alarm sistemleri olmadan vaktinde Bilal'in kısır bir sesle okuduğu, cılız bir sesle yükselttiği ezanı duyup Resulullah'ın mescidine namaza gittiler. Çünkü onların uykusu karkanın ağaçtaki uykusu gibiydi. Endişeli uyudular. Cenneti kaybederim korkusuyla, cehenneme girerim endişesiyle uyur gibi yaptılar, uyuyamadılar. Gözleri kapandı ama gaflete dalmadılar. Aziz din kardeşlerim, ümmetimizin geleceği adına bir tehlikeden söz ediyorum. O tehlike nedir? Biz hep Hristiyanların, Yahudilerin gelip çocuklarımıza çık şu İslam'dan, boşver İslam'ı diyeceklerini zannediyoruz. O zamanı geçirdi şeytan. Şeytan da profesyonelleşti. Ezanı susturarak, mushafları yasaklayarak, Kur'an alfabesini suç saydırarak İslam'ı silemeyeceğini şeytan sonunda anladı. Baktı ki Kur'an'la uğraştıkça insanlar Kur'an'a daha fazla sarılıyor. Ezanı susturdukça bütün yürekler Allahu Ekber diye haykırdı. Aleyhine olduğunu anladı şeytan. Anladı ki bu ağacın kökleriyle oynamak ağacı kesmekten kolaydır. Bunu anladığı için şeytan felsefeyi, Allahu Teala'nın zatını bile tartışacak kadar şöyle midir, böyle midir diye ulu orta, edep dışı sözleri Allah ve peygamberi hakkında konuşacak kadar
laf boşluğu ve kuralsızlığı Müslümanların içine oturttu. İşte şimdi geldiğimiz şey, 15 yaşında 20 yaşındaki gençlere cennet dediğin zaman değil, ben kendimi bu gece cennette hissettim ya Resulallah diyen harise olmak, yani o bildiğin şeyleri bir bakalım acaba ne demektir, sanki cennete girmiş de orada hakkı hukuku varmış gibi örtülü tesettürlü kadınlar bile yahu Allah bu haksızlığına cennette de mi devam edecek, niye huri veriyor ki bu erkeklere, niye delirtiyor bizi Allah cennette diyecek kadar cennet dışı kalacak sözler sarf edilebilmektedir. Girmiş cennete de, Havz-ı Kevser'i bulmuş da, kocası da oraya girmiş de, Allah kocasına huri vermiş 3 tane de, bu kumaları nereden bela etmiş başına Allah? Bu kadın hastalığı olduğu gibi, yemek yedikten sonra yap bir dua deyince, bir de huri duası ilave etmek de bunun öbür taraftaki edep dışılığıdır. Girdin de hurisi mi kaldı bir de denecek yerde, bizi bir boynumuz bükük koy da ya Rabbi nereye korkursan koy diyecek yerde, koy yüksek yerlere koy, iyi hurilerden de hazırla deme cüreti, bu cüret Allah'ı, cenneti, cehennemi, peygamberi, mukaddesatı, sıratı, mahşeri, mizanı, hesabı, her biri ashab-ı kiramı yürek ürpertisinden yataklara düşüren bu muhteşem mukaddesatı çoluk çocuğun ortasında ziyafetlerden sonra aile mizansız yerlerinde tiyatro konuları olarak konuşabilmek bile bile ağacımızın kökleriyle oynamaktır. Bu kökleriyle oynanan ağaç İşte şeytanın yeni siyasetidir. 1400 senedir ümmeti Muhammed Allah böyle buyurdu diye inandığı bir şeyi, peygamberin böyle haber verdi diye inandığı bir şeyi çok büyük bir kıta keşfetmiş gibi değilmiş öyle deyip geçiştirmek basit bir şey değil değerli kardeşlerim. Eğer cennet heyecan uyandırmıyorsa çocuklarımızda, evimizde hangi bahşişi vereceksin ki sen? Cennetin dışında her şey fani ve geçici. 3 gün para verdin, 4. gün bisiklet aldın, 5. gün araba aldın, 6. gün helikopter aldın, 8. gün neyle namaza kaldıracaksın bu çocuğu? Hep fani aldığın şeyler. Çikolata fani, pasta fani. Ebedi olan 24 saat heyecandan ayakta tutan, sevinçten gözyaşı akıttıran tek şey Allah ve Allah'ın cennetidir. Bunun için sizlerle bu acı hakikati paylaşmak istedim kardeşlerim. Yeni nesli, yeni mümin nesli cennet heyecanıyla yetiştirmediğimiz sürece, cennet deyince akla sadece şehevi ihtiyaçlar geldiği sürece, cennetteki ırmakları kızıl ırmağa benzettiğimiz sürece, cennetteki dostlukları bir çay bahçesinde çay içme sahnesine benzettiğimiz sürece zarardayız, ziyandayız. Asıl enerjimizi bile bile kaybettik demektir o zaman. Çocuklarımıza ve kendimize, yöneticisi olduğumuz yerlere bu testi muhakkak yapalım. Cennet heyecandan yerinden kaldırıyor mu genci? Allah'ın cenneti deyince mutluluktan ağlayan ana, cennet deyince sevincinden gözyaşlarına boğulan baba, 10 yaşında bir çocuğun Kabe'yi umre diye görmesinden daha değerli iz yapar. 10 yaşında
umre ziyareti diye gördüğü Kabe unutulur da cennet ayetlerini dinlerken hüngür hüngür ağlayan bir anayı hiçbir evlat unutamaz. O evlat ebedi dersini almış demektir. Bir gün bu topraklarda yaşayan müminler olarak 7-8 yaşında bir çocuğumuz grip veya bir benzeri hastalıktan yatarken annesi ona ilaçlar veriyor vesaire teselli ederken, eğer 10 yaşındaki çocuğumuz üzülme anneciğim ben ne güzel ölürüm cennete giderim seni de orada beklerim merak etme anneciğim dediyse bir evde, elhamdülillah elhamdülillah iman ne büyük bir kök salmış o evde demektir. Ama eğer çocuklarımız, anneciğim ben hasta olsam da okul tatil olunca gideceğiz değil mi? Anneannemi bırakmayacağız değil mi? Oradaki ineklerin sağılmasını izleyeceğim değil mi? Diyor da, anneciğim üzülme, en çok ölürüm, masum olduğum için, günahsız olduğum için Rabbim beni sütten ırmakların aktığı cennete koyar, ben de anamı isteyeceğim derim. Anasız burayı ne yapayım derim. Allah da beni şefaatçi yapar sana. Beraber cennete gireriz. Babam da gelir, kardeşlerim de gelir. Biz bu fani dünyadan gideriz de cennette ebedi kalırız anneciğim üzülme diye anasını cennetle teselli eden, babasına cennet dersleri veren çocuklar mümin çocuklardır. Aziz kardeşlerim, ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, pek çoğu, on binlercesi Kur'an'ın tamamını ezber bilmiyorlardı. Zaten Kur'an'ın tamamını da Allah bir arada göstermedi onlara hiç. Çok azı Kur'an'ın tamamını bir arada görebildiler. Hamza, şehitlerin sultanı Hamza, Kur'an'ın üçte birini bile bir arada göremeden Rabbine gitti. Mus'ab, Resulullah'a aleyhissalatu vesselam İslam devleti kurdu verdi. O devletin kitabı olan Kur'an'ı bir arada hiç göremedi. On binlerce sahabi Kur'an'ın ya %5'ini ya da %10'unu dinleyebildiler. Ama Uhud eteklerinde bu cenneti burada bulabilirsiniz deyince, Allah'ın yerler gökler kadar geniş olan, daha da geniş olan cenneti işte burada dağıtılıyor deyince, tek bir cennet ayetine canlarını feda ettiler. 5 yaşında çocuğumuza amme cüzünü ezberlettik, Yasin'i ezberlettik ama sabah namazına kaldıramadık. Hamza ve Mus'ab yerden bir kalktılar, gökleri yukarı doğru kaldırır gibi kalktılar yerden. Allah kalk dedi çünkü. Sabah namazına değil, yataktan kalk namaza git değil, şirki kaldır ve at cümlesinden sonra cennet heyecanı, Allah'ın cennet sözü onları kainatı kaldıracak kadar güçlü ve enerjili kıldı. Uhud dağını parmağıyla kaldıracak hale geldiler. Allah onlardan razı olsun. Bilgi hamalı değil, bilgi uzmanı haline geldiler. Cennet ne demektir? Bunu iyi düşündüler. Cehennem nasıl yakar? Bunu iyi düşündüler. Kala kala bize felsefesi mi kaldı bunun? Onlar pratiğini yaptılar. Biz cennet gökte midir, yerde midir? Adem'in girdiği cennete mi gireceğiz? Adem'in transfer edildiği cennete mi gireceğiz? Vay bizim sözlerimize. Vay kaybettiğimiz cennetimize bizim be. Gökte midir, yerde midir? Neredeyse nerededir canım? Götüreceğim demedi mi Allah? İster gökte olur, ister yerin dibinde olur. Cennet cennettir. Niye diyemiyoruz?
Çünkü her şeyi devlete yaptır, devlete yaptıramadığın için sendika kur, sendika kuramazsan miting yap, miting yapamazsan matem tut, intihar et, git. Hep böyle birilerine yaptırma, kağıt üzerinde kararlaştırma, bu hayat tarzı Batı kültürünün sürekli isyancı, sürekli aykırıcı Batı kültürünün ve felsefesinin içimize sinmesinden sonra çocuklarımıza tatlı tatlı bir cennet sahnesini bile anlatma fırsatını ne yazık ki kaybettik bu dünyada. Ne büyük şeyler kaybetmişiz biz. Ne büyük enerji kaybetmişiz biz. Bir anne, bir baba, yahu bu cennet nasıl bir şey anneciğim? Beraber kahvaltı yapacağız mı orada? Orada babam işten gelecek mi diye sorusunu, çocukça olan soruyu bir anne doya doya cennetteki koltuğuna oturmuş gibi anlatamadıktan sonra biz çocuklarımıza ne vereceğiz ki? Ne vereceğiz ki? Demek ki kaybettiğimiz şeyi çocuğumuza vermeye çalışıyoruz. Bir hafız efendinin Kur'an okuyuşu sesi oranında bizi etkiliyorsa, ayetin muhtevası bizi değil etkilemek, ilgilendirmiyorsa bile, sadece ses dekoru ise bize hareket sağlayan şey, aziz dostlarım, çok şey kaybettik demektir. Bir mümin Arapça bilmese dahi, Kur'an tefsiri okumamış olsa dahi, cennetin tecri min tahtihel enhar, şu cennetler ki köşklerinin altından ırmaklar akıyor diye okunan ayeti dinlerken kulaklarında ırmak şakırtısı duymalıdır mümin. Müminlik budur. Ebu Bekir radıyallahu anh bu tarz bir imanın sahibi olduğu için sıddık oldu. Ne derse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ne indirirse Allah haktır, doğrudur dedi. İman budur zaten. Aziz kardeşlerim, gayet üzülerek ve Rabbimden haya ederek bu toprakları şehadet payesiyle bize emanet eden giden ecdadımızdan sıkılarak, özellikle bu içimizdeki acıyı ailece düşünmeye davet ediyorum. Evimizde Kur'an okunması ne kadar güzel bir şey, ne hoş bir şey. Çocuklarımızın Mülk suresini bilmeleri, Yasin-i Şerif ezber bilmeleri ne muazzam bir şey. Ama Yasin-i Şerif'teki cennet ayetlerinin evimizde okunup göklere uçup giden ayetler olması da esef verici bir şey. Halbuki cennet havada soluduğumuz oksijenimizdir bizim. Oksijensiz kaldığımız için yumruğumuzda güç kalmadı. Dünya neden putumuz haline geldi? Neden ölürken bile insanlar kendi çocuklarına dahi biriktirdikleri parayı vermek istemiyorlar? Neden 80 küsür yaşına geldikleri halde ellerindeki paraları, altınları, dövizleri çocuklarının bir daha bulamayacağı şekilde insanlar gizliyorlar, gidiyorlar? Çünkü asıl heyecan olan, asıl umut ve beklenti yeri olan cennet yerine cennetin bu heyecanını hissedemediğimiz için cennetleştirmeye çalıştığımız dünya ve evlerimiz putumuz haline geldi. Cennetten önce cennete gidilecek yer olan dünyayı cennet yapmak istedik.
İman ettiğimiz sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bu dünya dağlarıyla beraber maden olup önünde akacak kadar emrine verildiği halde bir ağacın altında gölgelenen yolcu gibiyim ben bu dünyada, ne edeyim bunları dedi. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Biriktirdiği parayı oğlunun düğününde masraf olarak bile harcayamayan, parayı kalbine gömmüş Müslüman olamayız biz. Bu peygamberin ümmetiyiz çünkü. Değerli kardeşlerim, durumumuzu daha aydın hale getirelim. Cennet biraz daha gözümüzde tütmüş olsun diye bunları söylüyorum. Ve imanın öğretmekten çok eğitmek olduğunu anlatmak istiyorum. İmanın 6 şartı her an öğretilebilir. Nihayetinde 6 kelime. Allah, melek, peygamber, kitap, bunlar kolay öğretilir. Ama meleği yanı başında hissetmek eğitim işidir. O 6 dakikada olur bir şey değil. Çocuklarımız cennet ismi anılınca yaşaran gözlerimizi defalarca görmelidirler. Yakın bir akrabamızın ölümünü hatırlayınca duygusallığımızı hatırladığı gibi çocuklar, annelerimiz, babalarımız, dayılarımız, halalarımızın cenazesinde garip kaldığımızı çocuklar gördüğü gibi Kur'an tefsiri okunduğu gün bizim mutluluktan sadakalar dağıttığımızı da görmelidirler. Bir babanın, bir annenin evladına bırakacağı en mutlu hatıralardan bir tanesini anayım ben. Eğer bir çocuk şu fani dünyadan, biz gittikten mesela 30 sene sonra, bizim şu anda çocuğumuz durumundaki olanlardan birisi arkadaşlarıyla oturduğunda, yahu 2000 filan yılındaydı, babamla annem bir gün evde oturuyorduk, bir ayet tefsiri duymuştuk, Allah orada cennetten bahsediyordu, babam kalktı anneme sarıldı, bize sarıldı, yavrum hep beraber iyi kul olalım da cennette böyle sarılalım birbirimize dedi. Babam ağlamaya başladı, annem ağladı, biz de niye ağlıyorlar merak ettik, hep beraber namaza kalktık, ya Rabbi bizi cennete koy diye babam dua etti, biz de amin dedik. Ne büyük hatıra, ne büyük hatıra be. Alimallah, bu izi yapan bu hatıra çocuğun Çin malı oyuncaklar almak için gidiverdiği umre gezisinden daha değerli, daha büyük bir eğitim unsurudur. Çünkü hiçbir yumurta tavuğun altındaki sıcaklık kalitesinde bir yerde civciv olmaz. Bizim evlerimize taşınmış Kabe hasreti, evlerimizin oturma odasına gömülmüş Ravza-i Mutahhara ruhu, anne baba çocuklar olarak cennet diye birbirimize sarılıp akıttığımız gözyaşı, bizim bu dünyada eğitim olarak yaptığımız en muhteşem yatırımdır. Bunu yapamadıktan sonra dijital ortamı, bütün dünyayı öğretim malzemesi olarak kullansan çocuğa çok şey verebilirsin, ama cennet deyince uykusuz kalacak bir ruh veremezsin. Çünkü Kur'an'daki cennet ayetlerinin çok önemli bir bölümü Tevrat'ta da vardı, İncil'de de vardı, Zebur'da da vardı, ama o ayetleri sadece Tanrı'nın kitabı, Yehova'nın kitabı diye okuyanlar cennetten uzak kalıp cehennemde ebedi yanacakları hayatın malzemesine dönüştürdüler. Önemli olan Allah'ın kitabından cennet ayetlerini okumak değil, bir Rahman suresi okunduğunda Allahu Teala'nın o surede
cenneti tarif eden ayetlerini okuduğunda heyecandan bayılmış ve üzerine sular dökülen bir baba görüntüsü Arafat'ta vakfe hutbesi okuyan peygamberin ashabının üzerindeki etkisi gibi bir etkidir evlat üzerinde. Ramazan mukabelesi bunu sağlamaz. Cenazelerden sonraki bağırmalı çağırmalı okumalar da bunu sağlamaz. Onlar tören, bu bahsettiğim eğitimdir. Dostlarım, mümin kardeşlerim, geliniz gitmeden önce biz oraya cennetlerini Rabbimizin evimize getirelim. Görmeden önce cennetleri, Allah'ın cennetleri gözümüzde tütsün. Çocuklarımızın cennet hasreti bizi heyecanlandırsın. Bizim cennet hasretimiz onları heyecanlandırsın. Aile gündemimiz bu olsun. Pikniğe gidelim. Anneannesine çocuğumuzu götürelim. Anneciğim çok teşekkür ederim dediği zaman çocuğumuz, çok güzelmiş anneannemin köyü dediği zaman, yavrum bunlar fani, sivrisinekli, inekli, öküzlü, boğalı yerler. Buranın derisinde mikrop var. Bir gün ailece sen, baban, ben, büyük baban, küçük annen, hepimiz Rabbimizin cennetlerinde buluşacağız yavrum diyelim çocuklarımıza. Pikniği de cennet malzemesine dönüştür, yaz tatilini de Allah'ın cennetine davetiye dönüştürelim. Biz ümmeti Muhammed'iz çünkü. Biz ümmeti Muhammed'iz. Çöplük bir dünyadan ebedi bir cennet üretmek için Allah bizi bu dünyaya göndermiştir. Aziz kardeşlerim, meselemiz şudur. Bu görsel dünya rezaleti ve çocuk seviyesine indirilmiş bulunan felsefeci anlayış, her şeyi karıştırma, irdeleme, o tabudur, bu gelenektir, bu örftür, bunu hocalar uydurdu, bunu şeyhler uydurdu diye dinin mukaddesatını, ashab-ı kiramı kanatlandırıp arşa kadar çıkaran, yattığı kerpiç evinde hariseye Allah'ın arşını gösteren bu eğitim malzemelerini, Kur'an'ımızı ve Kur'an'ımızın cennet heyecanını evimize taşıyalım. Bunun için Arapça bilmek gerekmiyor. Bunun için tefsir bilmek gerekmiyor. Cennet nedir bunu hepimiz anlıyoruz. Kaybettiğimiz, elimizde olmayan şey Arapça değildir. Kurtubiler gibi müfessir olmak değildir bizim eksiğimiz. Hayır, heyecan, umut, aşk ve sempatimizi kaybettik kaybettiysek. Aynı Kur'an, ashab-ı kiramın tamamı Arap mıydılar? Hepsi Arapça anlıyor muydu zannediyoruz? Onların da Arapça anlamayanı vardı. Ama Bilal'in Allahu Ekber'inin arşa kadar yükselmeye davet olduğunu anlayıp camiye koşuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber eli kılıç tutup cennete koşanların bir kısmı Arapça bilmiyorlardı. Ama cennetin Arapçası yok ki. Dünyada dil bilmeyince havadan, sudan, ağaçtan istifade edilmiyor mu? Yabancı dil bilmeyenler ağaçların altında serinlenmiyor mu? Dil bilmeyenler, on dil bilmeyenler meyve suyu içemiyorlar mı? Cennetin dili yok, hasreti var, sevdası var. Çocuğa cenneti anlatmak için alim olmak da gerekmiyor. O sevda ile kavrulmuş bir yürek sahibi olmak gerekiyor. Gerisini Allah veriyor, yardım ediyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahu Ekber.